Evet arkadaşlar, verdiğimiz sözü tutuyor ve bara akorlar üzerine özel bir ders veriyoruz. Biz sizlere bu akorları gösterirken bu akorların sadece basılışlarını değil, nereden ve nasıl türediklerini, mantıklarını da anlatmaya çalışacağız. İlk önce başlığımız ile başlayalım. Niçin başlığımızın ismi E ve A tipi? Evet. Her şeyden önce E, mi sesinin Latince karşılığı. A da la sesinin Latince karşılığı. Bu bilgiden hareket ederek şöyle açıklayabilirdik. Bas sesleri mi teline gelen bare akorlar ya da bas sesleri la teline gelen para akorlar. Bu açıklamamız pek yanlış olmazdı ama bunun daha doğru bir açıklama şekli var. O da şu. Mi majör, mi minör ya da la majör, la minör open kordlardan türeyen bare akorlar. Evet, doğrusu bu. Çünkü bare akorlar birinci pozisyonda bastığımız mi ve la, mi majör, mi minör, la minör, la majör akorlarından transpoze edilmiş akorlardır. Şimdi sizlere bunu gitar klavyesi üzerinde anlatmaya çalışacağım. Evet, ilk önce open chord yani açık akor ne demektir? Bunu bir anlatalım. Bunun anlamı, bunlar genellikle birinci pozisyonda basılan akorlar ve bazı sesleri boş tellere gelen akorlar. Bare akorlarımızda genellikle boş tel yok. İstisnalar ise kaideyi bozmuyor. Evet, şimdi mi majör akorundan türeyen bir bare akor öğrenelim. Bu dersi verirken sizlerin mi majör akorunu bildiğinizi varsayıyoruz. Eğer bilmiyorsanız ilk önce onu öğrenin ve dersimize sonra devam edin. Evet, akorumuzu birinci pozisyonda basalım. Akorumuz pesten tize doğru. Sayıyorum. Bakın. Mi, si, mi, sol diyez. Yani akorumuz mi, sol diyez ve si seslerinden oluşuyor. Şimdi ben bu akorumu işaret parmağımı boşta bırakmak amacıyla başka türlü basıyorum. Çünkü işaret parmağımı bare basarken kullanacağım. İhtiyacım var. Evet. Parmak pozisyonlarımı değiştiriyorum ve akorumu böyle basıyorum. Şimdi akor hala mi majör. İşaret parmağım ise serbest. Benim ulaşmak istediğim akor fa majör yani F akoru. F bare akoru. Şimdi bakıyorum. Serçe parmağımın olduğu yerde mi sesi var. Daha önce öğrenmiştik. Ulaşmak istediğim ses ise fa. Serçe parmağımı hemen onun yanındaki perdedeki fa sesine kaydırıyorum. Bunu yaparken diğer parmaklarımla olan münasebeti yani serçe parmağımın diğer parmaklar ile olan münasebetini bozmuyorum. Hiç değiştirmeden böyle geliyorum. Evet, şimdi ne oldu? Serçe parmağım fa sesi üzerine geldi. Yüzük parmağım do sesi üzerine geldi. Ve iki numaralı parmağım ise la sesi üzerine geldi. Evet, şu anda fa majör akorunu kurmuş olduk. Bu şekilde fa majör. Ama şimdi diğer telleri çalarsam tuhaf bir ses çıkıyor. Şimdi akorumuzu tamamlayacağız. İşte orada işaret parmağıma ihtiyacım var. İşaret parmağımı birinci perdede hemen demirin yanına, mümkün olduğu kadar yanına koyarak, bakın burada yine fa
Do. Ve en yukarıda yine fa seslerini yakalıyorum. Bakın ne oldu? Ben şimdi fa majör bari akorunu kurdum. Çalalım. Bu arada geçenlerde başıma gelen bir olayı burada anlatmak istiyorum. Gitarist arkadaşlardan bir tanesi bana bir yorum yazmış ve demiş ki nasıl olur da gitar dersi veren bir adam perdeye demir der. Bu arkadaşımız derslerimizi iyice izlememiş, sadece orada duyduğu bir kelime üzerine zıplamış. Biz her zaman perde dedik, sadece bare konusunun geçtiği bir yerde işaret parmağımızın pozisyonunu anlatabilmek için demire yakın ifadesini kullandık. Bir takım dil sürçmelerinin olması zaten normal. Burada nicelikten çok niteliğe bakmakta fayda var. Ama bu konuda yanlış bir şey söylemedik. Bu dersimize devam ederken de demire yakın ifadesini birçok kereler kullanacağız. Evet arkadaşlar, fa majör akorumuzu bulmuştuk. Akorumuz diğer 11 sese transpoze edilebilir. Sizlere tavsiyem bu bara akoru öğrenmeye birinci perde yerine üçüncü perdeden başlayın. Akorumuzu üçüncü perdeye çekersek sol majör oluyor. Burada bu akoru öğrenmek daha kolaydır. Birinci perdede biraz daha güçtür. Diğer bare akorları da lütfen üçüncü perdede etüt edin. Pozisyon hep aynı, parmaklar hep aynı. Sadece perde değiştikçe akorun sesleri ve ismi değişiyor. Şimdi gelelim şu önemli konuya. Bu bare akorları nasıl basacağız? Temiz sesler çıkacak. Bare akorlar biraz sıkıntılı akorlar. Ben gayet güzel bare basabiliyorum ama bazen bir parça çalarken herhangi bir yerde ses kirlilikleri oluyor. Bunlar zamanla düzeliyor. İnsan yorgunken biraz daha artıyor. Mümkün olduğu kadar temiz ses çıkartmaya çalışın. Zamanla tekniğiniz zaten düzelecektir. Ama çok fazla da dert etmeyin. Bu işin en doğru yanı şu. Bir cümlemiz vardı. Dedik ki bare akor basmadan gitar çalmak mümkün değildir. Ama eğer mümkünse bir alternatif varsa bare akor yerine başka bir akor basmayı deneyin. Evet, çok alternatif akor var. Çok hoş akorlar var. Onları ilerideki derslerimizde sizlere göstereceğiz. Ancak şimdi biz bare akorumuzda kalalım ve teknik üzerinde biraz konuşalım. İşte ne demiştik? Bir gitarist arkadaşımız bize sitem etti. Niçin demir diyorsun da perde demiyorsun diye. İşte burada o çok önemli. Bare akor basmak için kuvvetten fazla kuvvet tabii ki gerekiyor. Kuvvetten fazla teknik gerekiyor. Her şeyden önce gitarınızı doğru tutacaksınız. Eğer gitarı yanlış tutuyorsanız bare zaten basamazsınız. Yani gitar arkasında, gitarın sapının arkasında parmağınız böyle tuhaf hareketler yapıyorsa, şöyle falan ya da yukarı çıkıyorsa bare basamazsınız. Evet. Bu bir. İkincisi, gelelim şu perde demir hikayesine. Bakın şu iki demirin arasında nerede basarsam basayım sol sesi var. Ancak şu demirden uzaklaştıkça, aşağıdaki demirden uzaklaştıkça sesin temizliği, ses kirleniyor, ses temiz kalmıyor. Evet, o yüzden diyoruz ya, üçüncü perdede, işaret parmağınızı üçüncü perdede demire yakın. O yüzden biz bu kelimeyi kullandık. Evet. Yani perdenin ortasına koyarsanız bare akorunuzun kalitesi düşecek. Böyle aşağıya doğru kayın. Çünkü aslında ses bu demirin altında.
ya da perdenin altında. Ama şu iki demirin arası aynı sesi verdiği için üstüne vurgu yaptık ve dedik ki işaret parmağınız demire yakın. Evet. Bu şekilde mümkün olduğu kadar az kuvvet sarf ederek, normal bir kuvvetle eklem yerlerinizi acıtmadan, bilhassa serçe parmağınızı, bileğinizi acıtmadan bari akorunuzu temizce çalmayı deneyin. Bazen diğer parmaklarınızı kaldırıp sadece işaret parmağınız ile altı telden ses çıkarmayı deneyin. Sonra yüzük parmağınızı koyup tekrar deneyin. Bu her zaman olmayacak, bende de olmuyor. Deneyelim. Ondan sonra serçe parmağınızı koyun. Bakın şu anda bir sol minör akoru basmış oldunuz. Oraya şimdi geleceğiz. Ondan sonra orta parmağınızı yine perdeye koyup bu şekilde deneyin. Zamanla olacaktır. Evet arkadaşlar, şimdi çok önemli bir hatırlatma yapalım. Her gamın üzerinde bir de bare akor var demiştik. Hemen hatırlayalım. Burada sol majör bare akorumuz ve hemen orada da bir sol majör gamımız var. Vicdanlı ve bilgili bir gitar öğretmeni öğrencilerine akorları ve gamları bilinçli olarak anlatmalıdır. Yoksa öyle şarkı sözleri üzerine akorların isimlerini yazıp akorların nasıl basıldığını gösterip gitar öğretmenliği olmaz. Bunları öğrenmek için öğretmene ihtiyaç yoktur. İnternetten zaten bulursunuz. Umarım ileride vicdanlı gitar öğretmenlerine rastlarsınız. Tabii ki onlar var, yok değiller. Ama diğerlerinden son zamanlarda oldukça fazla. Evet. Şimdi mi minör akorumuzdan bir bare akor oluşturalım. Fa minör bare. Tıpkı daha önceki akorumuzda olduğu gibi akorumuzu farklı parmaklar ile basıyoruz. Yani mi minör akorumuz böyleydi. Şimdi şu şekilde basıyoruz. Akor aynı kalıyor ama iki parmağımız şimdi boşta. Aynı şekilde serçe parmağımı mi sesinden fa sesine kaydırdım. İşaret parmağımı birinci perdenin demirine yakın yerleştirdim ve akorumu çalıyorum. Bu biraz daha zor bir akor fa majöre göre. Daha fazla teknik ve kuvvet gerektiriyor. İşte o yüzden 2 numaralı parmağımız ona hafifçe destek oluyor. Bu akoru da 3. perdede çalışmanızı, yani sol minör olarak etüt etmenizi tavsiye ederim. Evet. Gene hatırlayalım, altında bir gamımız var. Şimdi bas sesleri la teli üzerine gelen la majör tipi bare akorlarımızı inceleyelim. Burada çok fazla detaya inmeden anlatıyorum. İlk önce la majör akorumu basıyorum. Bare akor oluşturmak için ihtiyacım olan işaret parmağımı serbest kılmak için parmak pozisyonlarımı değiştiriyorum. Akorumuz aynı kalıyor. Şimdi akorumuzun seslerini hatırlayalım.
La, Mi ve Do diyez. Evet. Şimdi bakıyorum, yüzük parmağım La sesi üzerinde. Oradan hareket ederek akorumu ilk önce Si'ye kaydırıyorum. Çünkü Si majör bare akorunu oluşturacağım. Evet. Si sesi sol teli üzerinde dördüncü perde. Parmak pozisyonlarımı bozmadan dördüncü perdeye kayarsam şu anda Si majör akorunu zaten oluşturmuş oluyorum. Ancak diğer tellere gelen sesleri de oluşturmak için işaret parmağımı bare olarak ikinci perdeye koyuyorum. Bakın burada Si sesi var. Şu anda Si majör akorunu kurmuş olduk. Çalalım. Evet. Bu akorda aynı şekilde transpoze edilebilir. Bakın şu anda işaret parmağım Si sesi üzerinde. Şimdi buradan hareket ederek Do sesine gelebilirim hemen yanında. Ya da siz buradan hesaplamak istiyorsanız şuradan yine bir perde kayarak hemen bitişikteki perdeye Do majör sesini oluşturursunuz. Do majör akorunu oluşturursunuz. Bakın. Evet. Hemen orada hatırlayalım. Bakın burada yine bir majör gam var. Si majör. Do majör. Evet. Aynı şekilde bu akoru da istediğiniz seze transpoze etmeniz mümkün. Yine lütfen üçüncü perdede gösterdiğim gibi etüt etmeye çalışın. Üçüncü perdede akorumuz Do majör. La minörden türeyen bas sesleri La teline gelen bare akorlar en kolay bare akorlar. Basması en kolay bare akorlar. Onları da anlatalım. Bakın La minör akorum La, Mi ve Do seslerinden oluşuyor. İşaret parmağımı serbest kılmak için parmak pozisyonlarımı değiştirdim. Akorum yine aynı. Şimdi La sesinden hareket ederek, serçe parmağımdan hareket ederek Si sesine doğru yol alıyorum. Parmak pozisyonlarımı değiştirmiyorum. Ve işaret parmağımı İkinci perdede demire yakın Si sesine gelmek üzere yerleştiriyorum. İşte şu anda Si minör akorunu oluşturdum. Efendim eğer Do minör istiyorsam bir perde kaydım. Re minör istiyorsam. Evet, aynı şekilde bunu da üçüncü perdede etüt edin. Evet, ne oldu o zaman? Do minör oldu. Aynı şekilde burada da bir minör gam yatıyor. Evet arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki dersimizde buluşmak üzere. Hepinize selamlar ve sevgiler.